tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sunar. Naspor'a hoş geldiniz. Mutlu haftalar diliyoruz. MediaMarkt'ın sunduğu Zoom başladı. Stüdyoda Erman Özgür, Serkan Korkmaz, Ümit Davala ve Nihat Kahveci ile beraber RIS Dünya Kupası finalini konuşacağız. Belki de tarihin en iyi Dünya Kupası finalini konuşacağız. Abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. İnanılmaz bir şey seyrettik. Hakikaten dün Arjantin dünya şampiyonu oldu ama yani Messi Mbappe'yi mağlup etti desek olur mu Nihat abi? Messi herkesi mağlup etti desek daha doğru olur. Valla turnuva başlamadan önce zaten öyle bir beklenti vardı. Dünyanın yarısında. Son Dünya Kupası çok konsantre olacak. Ama arkadaşları ona ne kadar eşlik edebilir? Futbol takım oyunu üzerinden de düşünülüp bir acabalarla bakıldı. Ama Messi düşün, grup maçlarında her maçta gol attı. Son 16'da attı, çeyrekte attı, yarı finalde attı, finalde attı. Daha bir oyuncu ne yapar? Şampiyon da oldu. Herkes işte koleksiyonundaki eksik parçayı tamamladı diyor. Ama bence koleksiyonda eksik var. UEFA Kupası. Oynamadı hiç. Çünkü oynamadı. Yani işin esprisi hak etti mi hak etti. Şampiyon olup bu kadar turnuvaya damga vuran başka bir oyuncu var mı? Tabii ki vardır ama Messi'nin bu bütün maçlarda skor katkısı, asist katkısı inanılmazdı. Haklı bir şampiyon çıktı. Yarı finale kadar da çok iyi oynadılar mı? Bence oynamadılar ama Hırvatistan maçı, Fransa'nın özellikle ilk 70 dakikası, sonra 2-2'den sonraki uzatma bölümlerinde tekrar reaksiyon göstermesiyle kupayı hak ettiler derim. Diğer tarafta bir Mbappe gerçeğini de unutmamamız lazım. 23 yaşındaki bir oyuncu öyle ya da böyle Dünya Kupası finalinde hat-trick yapıyor, gol kralı oluyor. Gümüş madalya alıyor ve bir tane de Dünya Kupası var. Bundan sonraki turnuvalarda da zaten Fransa öyle bir jenerasyon var ki en büyük favorilerden biri olacak. Arjantin bu kadar favori olacak mı? Merak konusu. Çünkü bir Maradona çıkardılar, bir Messi. Öyle biri çıkıp onlara kupayı aldıracak mı? Orası bende merak konusu. Çok zor olacağını düşünüyorum. Biz görmeyebiliriz. Valla diyoruz ya, bazen yenilince, maçı izleyince insanlar da yorumlarında futbolun adaleti yok diyorlar ya. Futbolun adaleti var, Messi'ye al Dünya Kupası dedi. Maçın da futbolun adaleti neyi söylüyordu Ümit abi? Sen bir önceki Zoom'da bol gollü olabileceğini, iki takımda defansta hatalar yapabileceğini söylemiştin. Hakikaten de öyle bir karşılaşma evet, oldu. Evet, bol gollü beraberlik olabilir iki, dedi. 2-2 bitti. 2-2 bitti, geç oldu ama güzel oldu. Yani 80'e kadar bir Fransa'yı seyredemedik. Hatta bu nasıl, bu nasıl bir final diye düşündü herkes. İşte Messi biraz hareketli olduğu zaman, ki en hareketli maçını yaşadı Messi. Hareketli olduğu zaman topla buluşuyor. Topla buluştuğu zaman Arjantin tehlikeli oluyor. İster istemez. Mbappe normalde Messi'nin yaptığını yaptı. 80'den sonra penaltı olduktan sonra bu işi bana bırakın dedi. Normalde Messi yapar bunu son maçlarda, son dakikalarda. Güzel bir final oldu sonlara doğru. Hem Fransa da kazanabilirdi. Yani 120. dakikada çok önemli pozisyona girdi. Olamani. Evet. Hayatı boyunca hatırlar o pozisyonu. Ama işte şöyle 2-0 maç bittiği zaman evet net bir skor. Ama maç içinde net bir skor değil. Bunu tekrar gördük. 2-1 olduktan sonra işte yavaş yavaş başlıyor. Acaba 2-2 olur mu diye. Ki Fransa gerçekten son 15 dakikaya çok müthiş oynadı. Kolay da değil 2-0'dan 2-2 tekrar yakalamak. Arjantin içinde bir moral bozukluğu oluyor. Ulan 15 dakika kalmış. Gidiyor maç. Gidiyor maç diye. 2-2 olduktan sonra da tekrar motive olup tekrar öne o geçmek çok kıymetli de, değil mi Ümit abi? Çok yani oyunu da aldılar çünkü uzatmalarda. Kesinlikle yani bu gerçekten kolay bir iş değil. Tekrar o motiveyi sağlamak, tekrar toparlanmak. 3-2 öne geçmek tekrar 3-3 oldu ondan sonra. Çok heyecanlı maçtı. Son dönemde seyrettiğim en heyecanlı maçlardan biriydi. Kesinlikle. Messi Sevenler Derneği Sayman'ı. Serkan abi. Ya... bir kere hak eden şampiyon oldu. Dünkü maçın istatistiklerine falan bakınca da bunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Bir şekilde Messi zorlukları aşmayı bilen bir karaktere dönüştü. Belki mütevazı bir yapısı var. İçe kapanık bir çocuk olarak yetişti. Görüldüğünde öyle aslında bir liderlik aurası, karizması öyle çok yüksek seviyede olmayan birisi. Ama çocukluğundan beri pek çok zorluk aştı. Ben yıllar önce bir Arjantin milli maçından sonra Messi'nin yuhalandığını ve milli forma üzerindeyken ağlayarak oyundan çıktığını hatırlıyorum. Oradan buraya gelmesi, olayı buraya getirmesi, Arjantin formasıyla, Maradona'nın 10 numaralı formasıyla
bir dünya şampiyonluğu yaşamasıyla dün akşam bence dünya futbol tarihine geçen, yıllarca unutulmayacak, hatta sonsuza kadar unutulmayacak bir futbol gecesiydi. Gary Neville kariyeri ortada. Alex Ferguson'lı dönemde elde etmediği başarı kalmadı kulüpler bazında. Görev adamıydı. Evet, Gary Neville seviyesinde bir adam, hayatımda izlediğim en iyi maç dedi. Şimdi dün ve yabancı kaynaklara da baktığımızda sadece sosyal medyaya değil, bu cümleye çok rastladım. Hayatımda izlediğim en iyi Dünya Kupası finaliydi diyenler var. Hayatımda izlediğim en iyi maçtı diyenler var. Ya yani açık konuşayım, Katar'da muazzam bir Dünya Kupası'na tanıklık ettik. Yok kışın yapıldı, yok bilmem neydi, yok işte alırken Katar FIFA ile bir takım şeyler yaşandı falan filan. Bunların hepsi unutuldu. Müthiş bir organizasyon, muazzam maçlar geride kaldı ve unutulmaz bir finalle de taçlandı. Messi'nin alması bizim gibi Messi'ciler için ayrıca güzel bizim oldu. Bizim gibi değil. Bizim gibi derken? ben Messi'ciyim. Ben Brezilya'ya çok yazık oldu evet, diyorum. Evet, Brezilya ben yazık öyle. Oldu. Yani alacağı bir maçı kaybetti. Fas'a da yazık oldu. Ki yani burada finalde Fransa Brezilya olabilirdi yani. Tabii tabii, rahatlıkla olabilirdi. İngiltere Mbappe, de olabilirdi. İngiltere de Fransa'ya geçse ha. Belki oradan İngiltere. İngiltere bence olamazdı ya Erman. Abi Harry Kane penaltıyı atsa yine ortada bir yani, hikaye vardı. Gene sonra elenirdi onlar. Allah Allah, niye ya? Onlar yani bu konuda, bu seviyede yenilmeye alışkın bir kültür. Ama o tarafta Fransa İngiltere maçının galibinin final oynayacağını hep bahsetmiştik. Yani evet. O ikisinden biri finale yürür demiştik. Ama Fransa geldi o taraftan. Arjantin Fransa Erman abi yani Messi için de mükemmel bir kapanış oldu. Şimdi, röportajında da söylemiş. Maçtan sonra verdi. Daha ne isteyebilirim ki bu hayattan demiş. Dünya Kupası'nda kazandı. Çok enteresan. Önce bu maç özelinden başlayayım. Arjantin'in gol atacağını hissettik hepimiz. Oynadığı oyunla. Ama Fransa'nınkini hiç hissetmedik. Bir savunma arkası topta rakibini hataya zorladı. Penaltıyı aldığı andan itibaren sanki el frenini indirmiş gibi oldu Fransa. Ondan sonra yokuş aşağı gelmeye başladı. O dakikaya kadar Arjantin çok baskın, çok rahat kupayı alacakmış gibi. Hatta konuşulan üçüncüyü atsın da kutlamalar başlasın şeklindeydi. Ama Fransa çok iyi bir takım olduğunu gösterdi. Vücut dili ve maç sonu Deschamps açıklamalarından futbolun dışında sıkıntılar yaşadıklarını da hissettim ben. Bir grip salgınıyla bulaştılar. Çünkü Varane'ın çıkışı bir tuhaf. Nefes alamadı. Bir tuhaf. Yani şimdi Katar konusunda Serkan abiye katılıyorum. Burada üçümüz futbol oynadık. 15-20 derece arası rüzgarsız bir sıcaklıkta futbolun en iyi oynanacağı andır. Ve bunu stadın içerisinde sağladılar. Her statta müthiş zeminler, müthiş organizasyon. Bunların hepsi tamam. Finalde bu organizasyona yakıştı. Bu maç özelinde de Arjantin oynadığı oyunun karşılığını hak etti, kazandı. İlk maçta yedikleri tokatı avantaja çeviren tek takım. Tarihte de ikinci olmuş. İlk maçı kaybedip şampiyon olan. Bunu ilk defa bir takımın bu kadar avantajı çevirebildiğini görüyorum. Yani o Suudi Arabistan mağlubiyeti, evet ilk bakışta turnuvanın en büyük sürprizi gibi gözüktü. İşte milli bayramlar ilan edildi falan filan. Ama Arjantin'i şampiyon yapan hikaye o mağlubiyet. Orada başladı hikaye. Ondan sonra inanılmaz bir silkelenme, daha savunma anlamında doğru duran, inanılmaz evlen. Bazen Messi'nin 30 dakika topa değmediği maçlarda son derece sabırlı bir Arjantin seyrettik mesela. Sonra Messi vitesi bir arttırdı zaten. Skor geldi. Ama dün akşamki tesadüf değildi ki 2-2'den sonraki Arjantin tepkisi. Hollanda'ya da verdiler aynısını. Evet. Fransa'ya karşı vermek yani, çok ilginç. Müthiş yani. İki gol yediler. Zamansız iki gol yediler. Uzatmalarda düşmediler. Hollanda'yı kapattılar kendi ceza sahasına. Yani Arjantin skora bakmadan hiç vazgeçmeyen takım oldu. Kesinlikle. Hiç kesinlikle öyle. Ve bu enerjiyi de Messi'den aldı. Yani Messi'nin saha içindeki varlığı, ben demin hani mütevazı karakterinden falan bahsettim ama maçtan sonra Dünya Kupası kazanılmış. Herkes çocuklarıyla sahaya indi. Öyle bir ritüel vardı. Ümit çok indi öyle sahaya. hep böyle Tafarel'in çocukları falan filan. Çok büyük mutluluklar yaşadılar. Abi bütün futbolcuların çocuklarının sırtında Messi forması vardı ya. Yani Serkan abi kupayı alamadılar elinden. Yani o kupayı Messi kaldırıyor. Normalde diğer oyuncular ben de kaldırayım diye gelir. Messi'ye gelemediler abi, yanına yani. Messi kaldırsın diye. Messi için. Messi için. Messi için oynadılar abi. Evet, Messi için. Hepsi bunu söylediler Messi için de oynadı. Yani söylediler yani, de bunu. Ya biz Messi için bir, oynuyoruz dediler. Öyle bir takım kuruldu. Scaloni de hep Messi'nin etrafına onu yaralanabileceği oyuncu tarzlarını koydu. Evet. Lautaro ile başladı. Baktı iki maç istediğini alamıyor. Hemen Alvarez'i monte etti. Alvarez goller attı. Penaltı aldı. Messi attı. Messi onu attırdı. Sonra orta sahada bir Enzo izledik. Depaul turnuvada abi basmadı, koşmadı, yer kalmadı. McAllister. Öyle monte. McAllister.
Finalin en iyilerinden biri ama bence maçın en iyisi çıkana kadar Di Maria'ydı. Evet. Net. Peki orada Di Maria'ya şunu sorayım abi. Di Maria hep sağ önde oynadı. Sol öne koydu. Bugün bu maç özelinde sol önde kullandı hoca. Hoca Kunde'yi analiz etmiş defansif zaaflarını. Di Maria da kariyer maçı oynadı. Di Maria oynatmasının sebebi de bu turnuvada iyi oynadı değil. Geçmişindeki o seviye, Real Madrid'leri görmüş, Paris Saint-Germain'le oynuyordu, Neymar'lar, Mbappe'ler yokken, işte biz hep konuşurken deriz, derbi oyuncusu olmak, büyük maç oyuncusu olmak, Di Maria ismi öyle bir isimdi. Hoca onunla risk aldı, riskin karşılığı da muhteşem oldu. Sahanın en iyisiydi. Bak Messi bile topu aldığında direkt Di Maria'ya atıyordu. Evet, onu gördüm. Di Maria da getiriyordu, penaltıyı aldı. Bu arada penaltı mı? Penaltı değil mi? En hazır değil. En hazır oyuncuydu o yüzden. Onu soracağım, penaltıya geleceğim. Ümit abi... En hazır oyuncu değil mi? Di Maria. Angel Di Maria. Çünkü önceki maçlarda hep dinlenen bir Maria vardı yani. Hiç oynamadı doğru dürüst. Sadece ilk maçta zannedersem 90 dakika oynadı. Sakatlığı vardı. Sakatlığı vardı ama yine hiç öyle durmadı sakatlığı varmış gibi. 60 dakika %100 oynadı. Ve atılan ikinci golü Ümit abi. Belki de final tarihindeki en güzel gollerden biri oldu yani. Di Maria'nın attığı gol. Kesinlikle. Hazırlanış açısından. Aynen öyle. Messi, Alvarez, McAllister ve Di Maria. Ben şunu merak ediyorum. İlk kere acaba Dünya Kupası tarihinde iki tane değişiklik veya hiç değişiklik yapıldı olmuş mı? Olmuş mu yani şimdiye kadar? Sakatlık dışında Dünya Kupası finalinde sakatlık dışında. Normalde bütün takım değişmesi gerekiyordu Fransa'nın. Yani elinde olsa belki Deschamps böyle yapar. Çünkü dışarıdan baktığın zaman Deschamps yüzüne bir çaresizlik vardı. Yani adam ne yapacağım diye düşünüyordu. Yani o kadar zor bir karar verdi ki orada. Bu bir mesajdır aynı zamanda takıma. Ulan ayağınızı denk alın diye. Dembele'yi çıkarıyorsun. Orada Giroud'u çıkarıyorsun. Bir reaksiyon vermesini bekliyorsun değil mi? Burada reaksiyonumuz verdik. Evet. Ama bak doğru bir şey söylüyor. 40'ta 2 tane oyuncu değişikliği. Yani. Ya şey diyorsun. Ulanlı da güzel. Ama tam o. Döşamp gözümün önüne geldi. Yani ulan diyor. Ya o kadar ki o kadar kibar da söylememiş olabilir evet. Döşamp yani bu ince işini yapar. Fransız ya dilleri de yumuşak. Ulan. Ya ama, doğru söylüyorum. Çok kötüydü ama Dembele de. Giroud ve Dembele hiç yoktu sahada yani. Harber bastalar mıydı acaba? İşte Dembele normalde işte kanat oyuncusu defansa geldiği zaman hep böyle şeyler ortaya hücum çıkabiliyor. Hücum oyuncusundan yapıyor değil mi? Evet yani orada bir Kunde'yi ben beklerdim normalde. Çok farklı belki hiç faul olmazdı, pozisyon da olmazdı. Maç böyle bitebilirdi. Aynı şeyi Otamendi de yaptı. Yaptı. Dolayısıyla bu tarz faulleri zaten santrforlar da alıyorlar kendileri. Direkt geçtikten sonra rakibin önüne geçip orada biraz kırıyor, yavaşlayıp üstüne yürümesine evet. sağlıyor. İki pozisyon da öyle oldu. O şekilde penaltı hiç, geldi. Hiç yokken bir penaltı oldu. Penaltı diyorsun sen pozisyona. Penaltı. Nihat abi? Ben de penaltı gibiyim yani. Bence ağır bir karardı. Ben penaltı verilmez diye düşünüyorum. Dokunuyor sen. Net penaltı. Dokunuyor. Bir açıda çok net hızlı şey var. Hızlı gelen bir oyuncunun i̇ki ayağına o dokunuş. Yani. Üflesen düşün. Ha, çok sert bir etki yapar. O yüzden bence net penaltı. Pozisyon. Ama bizim ligimizde olsa iki Erman hafta abi, konuşurduk. Peki... Serkan abi sana da soracağım Erman abi sana da penaltıdan ziyade bence hakemin en tartışılacak kararı 90. dakikada avantajı kesmeyip 2'ye 1 giderken Fransa oyunu durdurmasıydı. Pası da Mbappe'ye atacak bire bir kalacak. Bire bir var. Belki santrası olmayan bir gol olacak. Şimdi futbol izleyenler tabii 120 dakika izlemenin tadını öyle bir çıkarttı ki görmezden gelebilir birçok insan. İnan ki maç 90 dakikada bitebilirdi o pası atabilse. Hakem onu nasıl durdurdu? İnanılır gibi değildi durdurdu? Yani. İyi maç yönetmedi bana göre. Tamam penaltılar eyvallah ama maçın skoruna etki edebilecek bir karar o. Avantaja bırakmış. Penaltı gibi bir karar o yani aslında. Bu arada Mbappe'nin çocuğu var mı? Yok benim. Yok, abi Mbappe çocuğuna yarın öbür gün olursa diyecek ki ben Dünya Kupası finalinde hat-trick yaptım. Kazanamadım. Sonuç ne oldu? Kazanamadım diyecek. Söylemem. Ama gol kralı oldum diyecek. Gol kralı oldum evet, diyecek. Bu arada... ya, beni üzen bir konu da seviye o kadar yüksek ki. Şimdi abi bize keşke gümüş madalya verseler değil mi? Gitsek Dünya Kupası'na. Abi gümüş madalya çıkarıyorlar ya ben şok oluyorum ya. Ya o çok büyük başarı ya. Ben ya çok büyük başarı hani evet. Değil mi? Biz yaz turnuvalarında, dünya kupalarında biz bronzu çıkarmadık. Maç 120 dakikaya gittiği zaman kendini kontrol eden 6-7 oyuncuyla bekleyen takımlar izledik. Evet. Yani penaltılara gitmesinden rahatsız olmayan takımlar. Abi dakika 90 da aynıydı. 120 de aynıydı. 120... Penaltıları hiç düşünmeyen, kazanmak için her şeyi yapan iki takım. Bence maçı keyifli hale getiren 1-10 numaralar.
İki, kontrol mekanizmasının ortada. Hata yapmaları değil mi? Adam diyor ki ne olursa olsun penaltı riskini almayacağım ve gidiyor. Evet. Ya Martinez'in kaçırdığı kafa. Dönüşünde ya ondan Polo'nun önce Polo'nun Martinez'in gol. Kurtardığı kaleci Martinez'in pozisyonlar. Erman çok güzel söyledin. Buyur abi. Lautaro'nun çektiği şut arkadan Messi'nin tamamladığı pozisyon var ya gol olan. Orada Messi'ye gelmese acaba ne olurdu? Çünkü Messi'ye çıkabilir. Lautaro acaba bir daha milli takım formasını görebilir. Messi'ye çıkarsa boş kale yapacak. Bak, değil mi Messi orada? Abi, kazanamasak Martinez'e göre mi? Abi sadece bu maç değil. Hollanda maçı Avustralya maçını da hatırlayalım. İki tane net basını kaçırdı Messi'nin. Martinez kurtardı kaleci. Uzatmaya gidiyordu o maçta. Gonzalo Higuain'i. Bu maçta kaçırdıkları Higuain'i falan geçti yani. Geçti Martinez geçti. Yani. Evet inanılmaz. Erman'ın söylediğine şu anlamda katılıyorum. 90 dakika bittiğinde o yarım saat bana eziyet geliyordu. Çünkü iki taraf birbirini kontrol ediyor. Aman risk almayın penaltılara gidelim. Bu maçta o da yoktu. O dakikalar hatta benim en çok heyecanlandığım dakikalardı. Kolo Muani iki tane net pozisyona girdi. Dönüşü Lauro'nun pozisyonu. Son dakikayı da hatırlayın. 120 küsürleri Mbappe iki kişinin arasından çıktı şut çekti. Evet, o an var ya Mbappe fişi bir çekecekti. Böyle bir şey yok. Ya böyle bir maç yaşım itibariyle hani ilk başta girdik ya ben görmedim abi. Ben de görmedim. Bak ben yaşım itibariyle böyle bir final Bilin görmedim. Keyiflisi kim biliyor musun? Paris Saint Germain'in başkanı. Tabii. Dünyanın iki oyuncusu. Karşılıklı şov yaptılar. Biri 3 attı, biri 2 attı. Adam onlara sahip. Peki iki cambaz bir ipte oynar mı? Bundan sonra çok zor. Mbappe ilk itmana çıkmaz. Messi de 5 hafta falan gelmez yani. Şampiyonlar Ligi normal şartlarda böyle iki oyuncuya sahipsen ne düşünüyorsun? Şampiyonlar Ligi'ni alman lazım. Erman. Hakimi de 3. oldu. Messi. Hakimi de var. Az çok tanıdığımız, bildiğimiz hani dışarıdan gördüğümüz Messi şu an beynine onu yazmıştır. Şampiyonlar Ligi'ni almak ister Paris Saint Germain'le. İster. Yoksa şöyle mi olur Serkan abi? Şimdi o kadar bir rahatlama söz konusu ki Messi'de artık yani Buenos Aires'e gitmek istiyoruz diyor. Arjantin'e gitmek istiyoruz. Bekleyin bizi diyor. İnanılmaz kutlamalar da var zaten Arjantin'de. Bundan sonrası için milli takımını bırakmayacağım diyor. Son devam edeceğim gidebildiği yere ya kadar diyor. Bırakmaz. Belki bir Kupa Amerika daha görür. Bir sonraki Dünya Kupası'nda belki az süre alan, bir abilik yapan pozisyonda gidebilir. 39 kaç olacak? 39-40 olacak. 39 olacak galiba. Bence çok zor. Hayır işte şu anda. Yani olabilir. Yani Agüero gibi gider. Bence evet bravo. Agüero da çok detaylı. Yani bence o kafilede olacak. Belki 5-10 dakika oynayan, belki yarım saat oynayan, belki hiç oynamayan Fahri. O kadroda yer alacak. Belki Fahri Başkan. Abi bak giderse oynar. Hayır. Neden gitmez diyorum? Öyle bir seviye ki. Bak iki maçı oynamadığında şeyler başlayacak. Ya bak yaşı ilerledi düştüler başlayacak. O Messi oraya müsaade etmez. Akılda böyle zirvede kalsın bırakır. Değil mi? Bence Barcelona'da o yüzden bir dahaki zaten. Dünya Kupası'nda evet. Olmaz diyorum. Bence Barcelona'da bırakacak. Olabilir. Kulüp kariyeri olabilir tabii. Artık Mbappé'den sonra çok zor. Yanlış yapmamak lazım. O yaştaki Messi'yi henüz görmedik. Yani senede hala 25 maç oynuyor mu ona bakmak lazım. Milli takımda kaç dakika oynayacağına 4 sene öncesinden karar veremezsin çok ki. Yani bir daha Messi yetişir mi? Maradona yetişmez diyorduk. Messi yetişti. Messi yetişmez diyoruz. Belki yetişir ama yani çok kısa da vadede zor ben yani. Ben şuna da çok tutuyorum. Çok bölünüyoruz. Niye biz bu bölünmeyi bu kadar seviyoruz? İşte Messi mi Ronaldo mu? Maradona mı Messi mi? Pele mi? Mbappe mi? Hacı mı Alex mi? Mbappe mi Haaland mı? Lan ne kadar seviyorsunuz bölünmeyi? Ne, o zaman yani, ben sana Mbappe sorayım. Cevabın var mı Erman? Yasaklanıyor mu? Bu nedir ya? Bu Erman. Erman. Söyleyebilir miyim? Erman. Çünkü... Messi mi Ronaldo mu? Sen bana bir gün bana sordun ya Caner'le ilgili. Ben yani de sana şimdi ben soruyorum. Ben şunu söylüyorum. Dünyanın en yetenekli oyuncusu tartışmasız Messi'dir. Ha. O zaten Messi bu mi Maradona mı? Önce de bunu kazanmasa da öyle. Messi ama Maradona Messi mı? Messi yeteneğiyle baş edebilen Ronaldo benim için her zaman öndedir. Ya o yetenekle baş edemezsin başka türlü. Doğru. Böyle bir dirayeti ben hayatımda görmedim. Messi mi Maradona mı derken şimdi Messi'nin futbolcu olurken yaşadığı ortamla Maradona'nın hani belki seni seyredenler belki daha iyi anlayacaktır. Maradona'nın futbolcu olurken ve Barcelona'nın şampiyon olması Messi'den önce de sonra da hiç sürpriz olmaz. Ama Napoli'yi kalkıp iki kere şampiyon yapmış. Çok özel bir kariyeri olan futbolda hatayı da doğrusunu da çok fazla yapmış.
Başka bir örnek. Ben her zaman Maradona'cıyım. Kimse kusura bakmasın. Bir görüntü tabii vardı Erman abi. Gördüğüm finalden önce 90 Dünya Kupası finalinde seremoninde Arjantin Milli Marşı'nı ıslıklıyor. İtalyanlar. O da Kaptan Messi. Herkes marşı okurken Messi küfür ediyor. Maradona küfür ediyor taraftarlara. Yani öyle bir figür. Marşı okumayı küfür ediyor orada. Napoli finalinde Arjantin milli takımını tutanlar vardı. Tabii turnuvada. İtalya yolu finalde ıslıklamışlar. Bunu bana sağlayabilecek bir oyuncu daha söyleyemez kimse. Hele İtalya'daki İtalya çok iyi bilir. Çok milliyetçilerdir, evet, değil mi? Yani. Çok. Peki Mbappe'den bahsedelim. Ya Messi çok istedi. Messi çok istedi. Ya Neymar da istedi. Peki şuna bana ne diyorsun? Mbappe de istedi. Dünyanın Messi'ye bir kupa borcu var. Ronaldo da istedi. Dünyanın Messi'ye bir kupa borcu var lafı çok konuşuldu. İşte aynı şey geliyor gene. Yani diğerleri de istedi aynı şekilde. Yani bu Messi istediğiyle Dünya Kupası şampiyonu olmadı Arjantin bana göre. Çünkü diğerleri de çok büyük katkısı var bu işin içinde. Yani sadece Messi ilk maçlara baktığın zaman yani final maçını çık. Normalde diyoruz yani kaça kadar oynar? Messi 45'e kadar oynar böyle yürüyerek sahada. Yani işine geldiği zaman skoru değiştiriyor. İşine geldiği zaman vitesi artırıyor. Dolayısıyla yani öyle çok tempoda oynayan bir Messi değil ama işte istediği zaman da bayağı iyi işler. Fena değil. İstediği zaman da fena değil. Abi, özel bir soru sorabilir miyim? Evet. Messi'yi böyle sanki çok beğenmiyorsun gibime geliyor. Beğenmiyor değil yani ben öyle çok duran veya ne bileyim çok vurdum duymaz olan oyuncuları çok sevmiyorum yani. Çok büyük yetenek zaten tartışması. Dünyanın gelmiş geçmiş. Ama mesela Benzema da çok büyük yetenek ama sahada koşmadık yer bırakmıyor mesela. Aynen. Maradona daha çok. No Benzi, no party. Bir tarafını yırtıyordu yani sadece. Şu konuda da %100 haklı. Tribünde Messi izlesinler 10 maç. Bu ben ne bazen, yapıyor? Yürüyor bazen, derler. Bazen maçları açıyorum. Sırf yani. Messi izliyorum. Ya sıkılıyorum ya adam. Vücut dili de kötü yani. Anladın o mı? O şey yok evet. Ama yani böyle profili değişti. Serkan abi demin Messi'nin yuhalandığı zaman sessiz kaldığı. Şimdi Hollanda maçında yaşadıkları karşılıklı atışmalar. Messi kazanabilmek için biraz Alex'ten Hacı'ya dönüştü. Evet. Şimdi, güzel örnek. Benim dönemimde oynayanlar bilir. Alex daha şey bir oyuncuydu. Mesela Hacı'ya sert bir faul yap. Karşılığını verirdi. O yazar bir yere onu. Tabii. Sana vurur. Plakayı alırdı. Yani biraz pisliktir yani. Plakayı alırdı. Caizse, yetenek konusunda herkesin yeteneği kendisine göre. Tabii ki. Ama Messi'de bir dönüşüm vardı Dünya Kupası. Vardı vardı. %100. Yani öyle efendi vurdukları zaman kafasını çeviren yok değil. Ses artık çıkardı. Evet. Bence dönüştü biraz. Aynen öyle. Lidere dönüştü hafiften. Dönüştü. Evet. Yani peki Mbappe'den de birazcık yani özelinde bahsedelim. Ümit abi hakikaten inanılmaz bir performans izledik dün Mbappe'den. Yani 78 dakika belki sahada olmayan oyuncu. Nihat abinin söylediği o son pozisyonda golü yapsaydı ki çok yaklaştı gole. Yani 8 sezon belgeseli çıkacak bir 20 dakika izletmiş olacaktı. Evet Mbappe yani dün ya gerçekten çok ağır başlayan bir maçtı Fransa için. Yani bu Fransa ne yapıyor diye düşünüyorduk biz. 73. dakikada Mbappe ilk şutunu çekti kaleye. Yani bu Mbappe normalde bu şekilde olmaması lazım. Daha çok şeyler bekliyorduk. İlk 45 dakikada bazı aksiyonlarını bekliyorduk ama bir türlü gelmedi. Ama dediğim gibi o da büyük oyuncu. O da daha genç. Daha da üstüne katacaktır. Belki daha büyük başarılar imza atacaktır. Onu bilemeyiz şu an ama Mbappe geleceğin Messi'si olabilir. Ben o şekilde görüyorum. Yakalar mı Nihat abi? Öncelikle şunu söyleyeyim. Yaş 23. 23 yaşında attığı gol, yaptığı asist sayısı Cristiano ve Messi'den daha fazla aynı yaştakine göre. Bir tane Dünya Kupası var. Bir ikinciliği gümüş var. Madalya ikincilik var. Finallerde önünde oynayacağı belki 3 tane Dünya Kupası var. Finallerde en çok gol atan oyuncu oldu bu yaşta. Evet. İstatistik olarak, gol olarak geçebilir. Ama ben seviye olarak Messi'yi farklı görürüm. Mbappe'ye bir 10 sene daha bu istikrar devam edecek mi? Bakacağız. Nereye gidecek? Cristiano devam ettirdi. Çünkü o inanılmaz profesyonel. Genelde böyle çabuk atletik oyuncuların kendine çok iyi bakması lazım. Mbappe'ye dikkat et. Ara sıra adale sakatlıkları yaşıyor. Benim tek korkum bu. Ama bu Dünya Kupası'nda gol kralı oldu. Bir tane Dünya Kupası aldı. Adından biz yıllarca konuşacağız. Haaland'la beraber. Yeni kapışma yani. Olacak yani. Evet, olacak. Çok büyük oyuncu. Yenildi ama ezilmedi de diyeceğim. Yenilmedi de yani. Maç berabere de bitti aslında normal süresi ve uzatmaları. Mbappe ben Ronaldo'yu geçerim. Messi'nin de tahtına talibim dedi bir kere. Bu kesin. Net bir mesaj verdi. Messi'nin bu kadar kazanan olduğu işte ayrıca altın top ödülünü aldı. Bir turnuvada, kahraman olduğu bir turnuvada gol kralı oldu. Gelecek benim dedi. İşin ironik tarafı Paris Saint-Germain'de bu iki oyuncu yine birlikte oynamaya devam edecek. Yani çok özel hikayelerle birlikte bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Sadece güzel maçlar değil.
Mbappe bence tacı devralacak. Ama hiçbir zaman ben de Messi seviyesinde olacağını düşünmüyorum. Messi gibi bakacağımı zannetmiyorum. Ama Haaland'ın milli takımından kaynaklanan bir dezavantajı var Mbappe karşısında. Mbappe Messi futbolu bıraktığı gün dünyanın bir numarası olmaya en güçlü aday. Kesin yani hem kulübü hem şeyde dünyada. Katılır mısınız? Sadece bir maç Karim Benzema'yı aradılar. Bu maç o maçtı. Evet. Finalde. O maç, bu çünkü maç. Mbappe sol kenarda o cezaevi gibi etrafını kapatmışlar. Kıpırdayamıyor. Anladın mı? Hep kademeli bir savunma var. Sırtı da çizgide olunca daha kolay savunuluyor falan. Ne zamanki santrafor pozisyonuna atıyor, daha sanki o Karim Benzema'nın yakaladığı gibi alan buluyor. Daha biraz performans artıyor. Ama Benzema ile beraber sol kenarda bir Mbappe seyretseydik bu maçın hikayesi de bambaşka alan olabilirdi. Açılacaktı daha çünkü. Maçın ilk yarısından daha farklı bir Fransa da izleyebilirdik. Yani ilk defa aradılar. O da finalde. Kesin. Benzema'yı çok aradılar. Finale çağırdılar gitmedi bir de. Gitmedi. Kırılma darılma da olmadı baktığın zaman. 40. dakikada Giroud'u çıkarıyorsun. Dembele'yi çıkarıyorsun. Herkes uzatmanın devre arasında Jiru konuşmaya yapıyor. Ya yani normalde çoğu işte küsar. Abi bir hastalık, bir bence sakatlık de vardı ya. Bir 100 ifade var. 40. dakikada yani çıkacak bir oyuncu değil baktığın zaman. Maç sonu açıklamasında da onu söylemesi çok farklı şeyler yaşadık dedi. 60'a kadar dedi o onların etkisinde kaldık falan bir sürü şey söyledi. Yani o söyle bazı şeyleri açık açık söylenmiyor. Biliyorsun Ronaldo ve Brezilya milli takımının Fransa'ya final karşı yaşadığı 98 hikayenin o kadar sert olmasa da bir benzerini dün akşam Fransa yaşadı. Ha. Ben final oynayan bir takımın vücut dilinin bu kadar düşük olduğunu 5 oyuncu gripti abi. Yani salgın yani. Ciddi gripti. Yani. Biliyorsun Fas maçında da Fabio ile Rabio ile Upamecano oynamadı. Evet, ateşliler. Evet. Hastalardı. Ya biliyorsun kampta biri ateşliyse diğerine de geçebilir yani aynı ortamda. Tabii izole ederler ama bir şeyler vardı. Varan zehirlendi diye bir iddiada da bulundu. Evet. Yani yıllarca ya şimdi, bu işi konuşacağız. Bilerek bir şey yaptılar demem. Orada o zaman zehirleyeceksen Mbappe'yi zehirlersin. Hani derim de. Ama takımın ruh haline bakıyorsun. Koşamadılar bile. Yok, ya. Bozuktu, çok bozuktu. Basit pas hataları ya, yaptılar. Final maçı oynuyorsun değil mi abi? Dersin ki ya Fransa ne yapıyorsun ya? Bu final ya bir koş. İnanılmaz yok. Bir şeyler peki. Vardı. Sonra çıkar belki varsa. Belki çıkar. Sam bu noktada tam zamanı bence turnuvanın 11'ini bitmişken seçelim. Bakalım. Kalecilerin turnuvası bana göre. Kesin. Santraforların değil de kalecilerin. Emiliano Martinez diyorum kalede. Bir numara. Altın eldiveni de aldı. Çok zor olması gerek. Çirkin bir poz vermiş. Çok konuşuluyor dünyada şu an o. Çok anlayamadım. Yani birine bir gönderme mi yapmak istedi orada? Pozu görmedin galiba. Evet, canlı yayında gördüm. Ben de şok oldum. Çirkin bir poz vermiş. O ödülle bir poz ödülle verdi. Ödülle bir poz verdi de. Kasıtlı olmaması mümkün değil abi onun da. Niyet olmamasını dileyelim. Artık millet kötü gözüktü olmuşsa. Ama çok kötüydü. Evet, benim aklıma şey geldi. Ronaldo'nun gol sevinci benzer bir gol sevinci vardı Cristiano Ronaldo'nun. Yine mi Ronaldo girmişin için? Acaba dedim ona mı bir gönderme yaptı falan ama hiç anlamadı kimse ama yani. Ama kötü yaptım. Gözüktü de çok niyeti bilmiyoruz evet. Ki. Şimdi ama kötü gözüktü. Yok ama kaleciler de rahatsızdır be. Oynayan herkes bilir. Valla onların kayışı bir başka kopuktur. Öyle değil mi? Yok, atlıyorlar ki. Normal ben Tafarel'den biliyorum valla. En iyisiyle en iyisi Rüştü abi galiba benim tanıdığım. O da biraz var. Erman kalecilerin %99'u diyelim. Ya zaten penaltıyı kurtardıktan sonra böyle tuhaf hareketler falan. Yapmasından belli anladın mı? Antipatik itici bir çocuk Ruslara ama. Ruslara normal gibi ya. Bakma sen öyle durma. Ama Emiliano'nun penaltı performansı kadar Kolo'nun karşı karşıya topla çıkardığı belki orada o penaltı da, kadar daha, değerli daha değerliydi. Daha çünkü değerli. Bitiyordu. Kaleci konusunda söylediğin isme Martinez'i ben imza atıyorum. Ben de atıyorum. Aynen. Martinez. Sağ bekte Eşref Hakimi diyorum. Beraberim. Yine attım. Dünya Kupası'nda en çok ikili mücadele kazanan oyuncu oldu. Olarak tarihe geçti. Tabii Fas'ın en çok ikili mücadeleye giren takım oldu. Ama onları da kazanmak önemli. Yani çünkü onlar topu vererek oynuyorlar. O da kazanıyor. Zaten işi oluyor bir noktadan sonra. Evet. Ve çok diriydi yani 7 maç boyunca. Ya adam ki soyunma odası. Fas takımında birçok oyuncu 7 maçı tamamen oynadı. Yani çok değişikliğe gitmediler. Evet. Soyunma odasına 7. maçta giriyor. Kolay değil böyle bir... Abi, Mbappe burada kaybetmiş 3 gol. Burada Messi kazanmış 2 gol turnuvanın yıldızı falan. Evet. Kendisi garip bir ortam olur. Evet tuhaf bir ortam o. Paris Saint-Germain soyunma odası da. Bir de oraya Neymar geliyor. Biz de diyor penaltılarla kaybettik diyor. Neymar da Messi'yi paylaştı. Mbappe yani geçmiş olsun demedi. Messi kardeşim yok. Onlar kendi aralarında zaten bir şeyler var. İşte medeniyet arkadaşlık öyle olur ya. Keşke Ronaldo da bir tane paylaşsaydı. Neymar çünkü çok akıllı bir futbolcu. Bence üzülmemiştir. Neymar çok akıllı bir futbolcu. Barcelona'ya gittiği gün Messi dünyanın en iyi futbolcusu dedi. Doğru. Çok akıllı işte. Stoper ikilisine devam edelim. Yani ben Guardiola, Upamecano dedim. Aksi
Guardiola. Guardiola, Upamecano. Messi çalımını unutalım. O çünkü başka bir şey. Guardiola, Upamecano'ya ben de okeyim. Çok güzel gol attı. Evet. Ben okeyim ikisine. Yani. Hı? İkisinde de bir... Yani üçüncü bir oyuncu var mı? Olabilir mi? Var mı üçüncü bir oyuncu? Ya Saiz fena oynamadı sanki. Saiz de iyi oynadı. Saiz olabilir. Ben Varanda. Yani iki sol stoper seçmeyeceksek Upamecano'da kesinlikle eminim. Ama iki tane sol stoper mi seçeceğiz? Guardiola sol stoper. Evet. İkisi de. Ama Upamecano biraz daha bir tarafta sanki oynayabilir yani. Daha yatkın. Upamecano en iyisiydi de. Saiz de sol stoper. Ama Saiz biliyorsun 20 metrede bir sürü ters kademeyle beraber oynuyor. Savunma yapan takımın stoperi biraz daha... Olmak daha şey değil mi? Evet. Yani Romero'yu yazabilir miyiz mesela Arjantin'in stoperini ya da Arjantin'den Otamendi'yi yazabilir miyiz? Guardiola daha iyi. Otamendi hayır. Yani dünkü pozisyondan sonra mümkün değil. İyi oynadı Romero bence. Romero fena oynamadı ama Otamendi penaltıyı da büyük sıkıntı... Upamecano'yu yazalım ben. Yazalım. Yanına da herhalde Guardiola'nın... Guardiola en çok değer kazanan oyunculardan yani biri oldu. O anlamda da. Yani, ya sol bekte sıkıntı var ama. Sol bek'e kimi koyacağız? Brezilya biraz ilerleseydi orada Thiago'lar, Marquinhos'lar da yazılırdı da. Hernandez konur herhalde ya. Ben Guardiola Upamecano'yum ya. Sol bekte Theo Hernandez mi? Evet bence. Bence de. Bence de. Bence de. Tamam Theo Hernandez evet. O zaman oy birliğiyle oldu. Orta sahada üçlü bir orta saha gibi olabilir diye bak, düşündüm. Bak ne yapalım biliyor musun? Arjantin Messi yazıp etrafını süsleyelim. Messi oraya yazalım, süslemeleri yapalım anladın mı? En kolayı o olur. Messi yaz oraya. Orta sahaya mı? 4-2-3-1'in 10 numarasına mı diye düşünüyorsun bence abi? Bence bu turnuvanın en önemli değerlerinden bir tanesi ne biliyor musun? Santrafor'suz bu oyun oynanmaz dedi artık. Futbol. Yani. Pivot lazım diyorsun. Oraya. Evet. Santrafor oynaması pivotunu lazım. Da merak ediyorum bakayım. Jiru diyor Erman abi. O zaman... Oradan sayalım. Yo bence Messi'yi koy. Mbappé'yi de sola koy. Sola Mbappé. İtiraz edemeyeceklerimiz var yani. Tabii bu kesin zaten. Ben üçlü bir orta saha olabilir mi acaba dedim. Yani Sofyan Amrabat, Modric, Enzo Fernandez üçlüsü. 4-3-3 gibi mi diyorsun? 4-3-3. Yani bir 6 numara 2-8 gibi. Ben Modric'le Fernandez'i yazıp önlerine Messi'yi koyarım. Sen Sofyan Amrabat'ı oynatmasın orada. Evet. Evet. Modric girer. Kesin. Modric girer. Enzo da kesin girer bence. Enzo da girer. O da ödül aldı zaten. En iyi genç oyuncu ödülünü aldı. Oraya hani önüne Messi mi yoksa 6'ya Sofyan mı? En önemli Messi. Niye savunmacı takım yapıyorsun ya? Savunmacı takım olmadı ki. Aykut Kocaman gibisin ya. Hiç öyle biri değilim biliyorsun. Bana sen söyleme abi. Oğlum yapma ya. O dönemin Fenerbahçe'sine alışkanlığı var ama o tarz futbolu sevmiyorum. Ofansif sever. Hiç sevmem ama öyle bir takım olmadı ki. Oğlum vermeyelim diyorum. Vermez ki takım. Messi Modric yapalım diyorum. Şey diyor ya yani... Gol yemeyelim nasıl olsa atarız. Zaten atarız. Mbappe Messi var önünde yani. Aykut Hoca şaka yapıyorum. Öyle bir şey. Ümit abi hangisine daha yakınsın iki takımdan? Nasıl? Yani Sofyan, Modric, Enzo mu? Modric, Enzo, Messi mi önüne yoksa bir santrafor daha mı? Yok ben de o üçlüye daha yakınım. Yani dediğin gibi önce bir defansı düşünmek gerekiyor. Bu takım gol yemezse her türlü atar. Valla... Amrabat'ı yazmazsam ayıp, Modric'i yazmazsam ayıp, Enzo da dün inanılmaz performansıyla üçüncü aday olarak yazarım üçlü orta sahaya. Ki 22 yaşında çok kolay bir iş evet. Değil. Arjantin'in ön liberosu olmak yani bir zeka gerektirir, teknik gerektirir ve çabukluk. Müthiş bir özgüven gerektirir. Abi bu arada maç sayısına kurban gittiği için söylüyorum. Normalde yarı final görse Bellingham yazardım. Tabii. Evet. Mesela sakatlanmasa Rabiot yazardım. Tabii. Ama hem evet. Sakatlık hem final kaybedince. Finalde kötü oynadı. Tchouaméni. Ya yani bazı oyuncular çok oyuncu var ya. Paqueta mıydı? Paqueta. Şeyde Brezilya'da. Abi elenmese bence girer. Ya çok tabii. Var ya. Çok orta saha oyuncuları var ya. Aynen öyle. Çok var. Messi, Mbappe'de en fikiriz. O üçüncü oyuncuda ben Alvarez olabileceğini düşündüm. Alvarez'in yanına ya da yerine biri olabilir mi? Alvarez'in yerine ben de Giroud diyorum Erman gibi. Ramos da bir maç iyi iş yaptı ama bir maç abi. Giroud derim ya. Giroud da 4 gol attı. Pastan bir tek Zayt'sı koyduk galiba değil mi? Kalecisi Sofyan. De fena değildi ya. Hakimi ile Sofyan'ı koyduk. Sol bek koymadık biz koyduk mu? Teo'yu koyduk. Teo Hernandez. Kalecisi de iyiydi. Bono da iyi kaleci. Saka oynamaz mı Saka? Kim? Bukayo Saka Arsenal'de. Sağ önde. Saka bence inanılmaz iyi oynadı mesela. Ama da işte Mbappe, Messi, Giroud yaptık. Erken maç sayısına kurban gidiyor bazı evet. Oyuncular. Evet, evet. Bence Saka da çok iyi oynadı. Ama müthiş bir Dünya Kupası'nı geride bıraktık. Herhalde yani dönüp baktığımızda aklımızda kalan Messi, Mbappe finali olacak. Fas milli takımı olacak. Yarı final oynaması. Zamanlamasının Modric, doğru olduğu olacak. Modric olacak. Luka Modric olacak. Bence en önemlisi zamanlama. Çok hikaye var. Kışın artık, oynanması. Artık 40-50 maç barajını görmüş oyunculara Dünya Kupası oynatmanın bir kalite getirmeyeceğini öğrendik. Devre arasında 20 maç oynamış oyuncular ağır sakatlık yok. Tempo yüksek. Kimse penaltı hesaplamadı.
Hakemler için en güzel turnuva oldu. Buna karar vermek için ligin ikinci yarısında beklemek gerekmiyor mu abi? Acaba şeyde bakalım dönüşte ne olacak? O kadar ağır yıpranan oyuncular belli takımlarda ya. Belli liglerde. Bence o kadar olmayacak. Bakalım ne göreceğiz. 20 sene sonra yine bir Güney Amerikalı bir takım yine kupaya uzandı. Normalde Avrupa takımları hakimdi Dünya Kupası'na. Ben şöyle düşünüyorum. 4 sene sonra belki bir Asya ve Afrika takımı da buraya yaklaşabilir. Çünkü gelişim, iyi yoldalar. Fas geliyor. İyi takımları var. Ve iyi de bir turnuva oynayan takımlar var. Bak müthiş. Çok arayacağız bu finalleri falan. Neden biliyor musun? Amerika, Meksika, Kanada. Kanada. Meksika'da 45 derecede oyna bakayım nasıl oynayacaksın. Saatleri de Katar'daki ilginç. Gibi stadı 15 dereceye getirebilir. Saatleri de ilginç olacak Katar bizim için. Erman. Sadece hani stat derecesi de değil, yaptıkları seyahatler de çok kısaydı. Tabii. Bunların hepsi de sahaya yansıyor. Doğru. Bir saatlik en fazla. Diriler hani oyuncular. Hep aynı yerdeler. Statlar birbirine yakın. En uzak stat merkeze 50 kilometre, 60 kilometre falan yani. Katar'ın alması çok eleştirildi ya. İnanılmaz bir hassasiyet oluştu. Mesela UEFA'nın hakemlere buradan hiçbir oyuncu darbeyle sakatlanarak takımına dönmesin talimatını vermesi, yıldız oyuncuların da korunması falan. Dikkat et, çok ağır bir sakatlık, kalp rahatsızlıkları çok bilinen, şükür olmadı. Hiçbir şey çok şükür olmadı. FIFA yani, özellikle muhteşem de bir açılış, muhteşem de bir kapanış oldu bence. Evet. İzlediğim en iyi Dünya Kupası'ydı benim. Ben hani tam televizyon izleyicisiyim. Onlar futbol adamı. Onlar ne düşünüyor bilmiyorum ama ben genelde aynı şekilde düşünüyorum. 78 Arjantin'den bu yana ilk rahmetli babamla izlemiştim o Dünya Kupası'nı. Benim izlediğim en zevkli Dünya Kupası'ydı. İki tane eleştiri. Çok küçük o da. Yani ne derler? Nazar boncuğu olsun. Bir, Katar'da oynanıyor diye Katar'la başlama. Ev sahibiyle başla. Başlama. Katar'ı yani, hiç alma ben. Yani, anladım. Onu bir araya sıkıştırın. Babalarla başla. Aynen. İkincisi de tek nazar boncuğu sanırım Uruguay maçı. Hakem performans. Evet, evet. Onun dışında nazar boncuğu olsun o da. Onun dışında sorunsuz. Tabii son maçta o işte avantajı kesildi. Final performansı da kötüydü hakemin. Onu da kabul etmek lazım. Evet. Yani yine de izlenebilirliğini hiç düşünmedi. Yok, mükemmeldi ya. Tarihin en iyi kesinlikle finali oldu. Çok hikaye var. Var. Çok fazla hikaye var. Sürprizleriyle, başarılarıyla. Erken elenmeleriyle. Sağ dışındaki organizasyonla da bizim Türkiye'den giden güvenlik elemanları, polisi, her türlü inanılmazdı onların desteğiyle. Hiçbir olay da görmedik. Bu anlamda da sevindirici. Yani. Bir de şu finaldeki şey de enteresandı. Herkes merakla bekledi ya. Messi'nin üzerine ne giyindirecekler filan değil mi? O neydi ya? Ya onu pek anlayamadık izlerken. Yerel bir kıyafetini giydi. O yerel kıyafet. Ya, Katar emirinde de vardı. Giyiyorum içimdekini çıkarayım demedi. Çünkü her şey ortadaydı. Katar emirinin üzerinde de vardı. Hani kralların giyindi. Sen hani kralsın mı demek istediler bilmiyorum. Ben öyle ya, bir şey anlamadım. Ya bir de aynı zamanda patronları da. Yani, tabii. Hani, Paris Saint-Germain'den. O da kırmadı. Ama yani şunu söylemeyeceğim. Maradona'ya onu giydiremez. Bir de tek üzüldüm. Patron olsa giyerdi. Bir de tek üzüldüm. Her maçta 2-3 kere Infantino'yu gördük abi. Yani. Çok gördük. Yani sahanın içindeki futbolculardan daha çok, gördük. Bir orada sıkıntı özel vardı. Özel tembihlenmiş gibiydi değil mi? Yani hep. İlginç o da özel oturuyor yaptı. Koltuğunda falan böyle ya, rahat rahat. Enteresan. Haberi yok çektiklerinden. Dün Altan abi de benzer bir şey anlattı. Enteresan bir açıklama yaptı. Dünya Kupası'nı 2 senede bir düzenlemek gibi bir niyetleri var. Ve basketbolda Euroleague'deki gibi bir farklı bir organizasyonda 48 takım olacak zaten. Evet. Yani bu takımları arttırma falan gibi enteresan. Şimdi bizim yadırgayacağımız ama muhtemelen başlayınca çok keyif alabileceğimiz bu başka bildiğimiz anlamdaki son Dünya Kupası. Çünkü bir sonraki Dünya Kupası 48 takımlı 3 gruplarda 3 takım olacak. Artık gideriz inşallah biz de. Yani 48 P'ye kadar grup olacak yani. Bu arada bu Dünya Kupası'ndaki keyiften sonra o proje daha da hızlanır. Biz Faro Adaları'nı falan yenmeye başlarsak. Oralara gidebiliriz belki. Peki mesela. Abi ağzınıza sağlık. Senin ağzına sağlık. MediaMarkt'ın sunduğu Zoom'u bitirdik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Tüm elektronik ihtiyaçlarınızın adresi MediaMarkt sundu.